Sayın Yaycı, son derece kritik bir dönem. Yaptığınız uyarı, tespit de bütün bunları nasıl okuduğunuz açısından son derece önemli. İdlib'de saldırılar var. İdlib küçük Afganistan haline geldi. Nihayetinde radikal dinci terör örgütlerinin yığıldığı bir yer oldu. El-Bağdadi, IŞİD terör örgütünün elebaşı orada etkisiz hale getirilmişti ve nihayetinde geçtiğimiz hafta içinde kızı bültenle aranan terör örgütü DAEŞ mensupları ele geçirildi. Hafta sonunda dediğimiz gibi İdlib'de 3 şehit verdik. Bir yandan da Yunanistan'ın sürekli tırmanan bir silahlanması var. 15 Temmuz'a gönderme yaparak çok önemli bir tespit yaptınız, bir uyarı. 15 Temmuz başarısız oldu. Son derece sağlam bir milli irade ve devletin bütünleşmesiyle, ama o plan hala sizce gündemde mi Sayın Yaycı? Efendim, öncelikle şunu söylemek lazım. Çok önemli bir nokta bu nokta. Konu aslında şu. Bakın, bugün Metal Fırtına denilen 2007 yılında Metal Fırtına ismiyle işte kitaplaştırılmış. Sonra da bunun senaryo yazılan senaryo hayata geçirilmiş. Metal Fırtına'nın gerçekleşmeyen tek bölümü Türkiye bölümüdür. Arap Baharı'yla her şey gerçekleşmiştir. Sadece Metal Fırtına'da gerçekleşmeyen bölüm, yani Türkiye'nin parçalanması bölümü kalmıştır. O da 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenmiştir. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. 15 Temmuz bir işgal girişimidir. Bir işgal girişimidir. Yani 15 Temmuz'da darbe başarılı olsaydı devlette yönetim değişecek ama devlet devam edecekti diye düşünenler varsa çok yanılıyorlar. Çünkü 15 Temmuz'un arkasındaki güçler aynı şekilde Metal Fırtına'yı yazdıran güçler, Arap Baharı'nı yaptıran güçlerdir. Ve bunun altını öncelikle çizelim. Şimdi bakın, bir takım doneler vereyim. Neden Yunanistan bu işin içindeydi diye. Bakın, Yunanistan'a gariban göçmenler dahi giremiyorlar. Ayak basamıyorlar, lastik botları tespit ediliyor, lastik botları batırılıyor. Ve sınırından Yunanistan şununla övünüyor. Ben kuş uçurtmam diyor sınırımdan. Ve bunu açıkça bir övünç meselesi yapıyor. Peki ben soruyorum şimdi. 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter, Türk Silahlı Kuvvetleri üniformasını giymiş, hainlerce gasp edilerek ve halka mermi sıkılarak bomba atan bu helikopter nasıl elini kolunu sallayarak Yunanistan'a geçti, indi, sağ salimen indi, hiçbir Yunan engeliyle bir ateş açılmasıyla karşılaşmadan, hava sahasına hiçbir engel görmeden, engel konulmadan nasıl girdi, nasıl indi? Uluslararası hukuka göre, bakın uluslararası hukuka göre böyle bir helikopterin, bir başka devletin silahlı kuvvetlerine ait bir hava aracının bir başka ülkenin hava sahasına girmesi, ne izinsiz girmesine kesinlikle müsaade edilmez. Müsaade edilmeyeceği gibi eğer sızarak girmiş ise indiğinde oradaki personel derdest edilir, anında vasıtadan inmesine dahi müsaade edilmez. Ve Türkiye'ye doğrudan ya da ilgili devlete doğrudan iade edilir. Bu böyledir. Şimdi bakın, bunlar bunu iade etmedikleri gibi hava pistlerini açıyorlar. Bu normal piste iniyor. Yani Yunan devletinin resmi pistine iniyor. Tarlaya marlaya inmiyor. Pistine iniyor. Bu piste karşılanıyor ve ondan sonra da bunlar Türkiye'ye iade edilmek yerine bunların iltica talepleri kabul ediliyor ve kripto malzemelerimiz de sökülüyor. Şimdi bu bir. İkincisi şu. Terör örgütünün başı Fethullah Gülen şöyle bir açıklama yaptı, biliyorsunuz. Dedi ki, Yunanistan, Yunanlar bizim kardeşimizdir. Onların isimlerine, tarihe
altın harflerle ve süslü gümüş harflerle yazacağız. Bunu kimse unutmasın, Yunanlıları destekliyoruz diye. Şimdi bu Yunanistan'ın bir kere 15 Temmuz darbe girişiminde işbirliği içerisinde olduğunun somut göstergesidir. Çok açık net söyleyeyim. Yunanistan Megali İda'dan vazgeçmemiştir. Bunu açıklıkla kendileri her safhada söylüyorlar. Bugün İstanbul'da gözleri vardır, Batı Anadolu'da gözleri vardır. Bundan 4 gün önce de Sayın Nur Hanım, dikkat ederseniz Yunan Başbakanı Mitsotakis açıklama yaptı. Evet, gayri askeri adaları silahlandırmak ve askerileştirmek bizim kendi inisiyatifimizdedir. Ona kimse karışamaz dedi. Ben Lozan Anlaşması'nı ve Paris Barış Anlaşmalarını tanımıyorum dedi zımni olarak. Ve bunların hepsinin gördüğümüz kadarıyla, biliyorsunuz Rafael uçakları diyor Yunanistan. Yunanistan saldırı uçakları, saldırı helikopterleri alıyor. Evet, dün 6 Amerika tane daha sipariş etti Sayın Yayçı. Bunun karşılığında da Fransız Savunma Bakanı az önce de söylemişti. Bu muhteşem bir haber diyerek karşıladı. Aynı Fransa'nın, yani sizin işaret ettiğiniz çerçeve o kadar kritik ki, aynı Fransa'nın işte Lafarge'yle, şunuyla, bunuyla, çimento ve olduğu gibi bütün imkanlarıyla YPG PKK'ya destek verdiğini biliyoruz. Hatta Barış Pınarı harekatı olduktan sonra Türkiye işgal ediyor, sivilleri vuruyor diye Aralık 2019'da ayağa kalktı. BM'ye kadar şikayet etti. Bu noktada da hem Fransa, hem Yunanistan, hem terör örgütü YPG, PKK. Çok vahim bir denklem. Devam ediyor mu Sayın Yayçı? Bundan vazgeçmez dediniz ama. Kesinlikle vazgeçmez. Kesinlikle vazgeçmez. Çünkü asırlardır bu plan böyle sürüyor, devam ediyor. Yani 1821'den itibaren süren bir süreçten bahsediyoruz. Ve 6 kere topraklarını Türkiye'den alarak büyütmüş, savaşta yenilerek büyütmüş bir devletten bahsediyoruz. Ve hala haritalarında Megali İda'dan bahseden, Türkçe isimler yerine Yunanca isimler kullanan, İstanbul'a hala Konstantinopol demeyi sürdüren, ekümenik patrik sıfatını kullanan, buradaki bir işte metropolit seviyesindeki Ortodoks metropolitine ekümenik patrik sıfatını kullanan ve buraya her geldiğinde de patrikhaneyi ziyaret eden, her şeyden önce ziyaret eden bir devlet yönetiminden bahsediyoruz. Bir millet anlayışından bahsediyoruz. Ve bugün Sayın Nur Hanım, şu gerçekleri görmemiz lazım. Bugün emniyetli cennet olarak gördükleri, güvenli cennet olarak gördükleri terör örgütü FETÖ ve PKK'nın güvenli cennet olarak gördükleri yer Yunanistan'dır. Yunanistan'da her zaman Yunanistan'a ellerini kollarını sallayarak bunlar geçiyorlar ve orada ağırlanıyorlar. Hemen yerleştiriliyorlar. Bugün Batı Trakya'daki durum dahi FETÖ çoğunluğundan oluşmaya başlamıştır. Bakın, bunlar çok acıdır. Bu gerçektir. Biz bu gerçekleri kulaklarımızı tıkıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Olmaz. Yani burada çok net bir şekilde, eğer o gece bizim helikopterimize pistlerini açıyorsa, ondan sonra FETÖ teröristlerine kucak açıyorsa, bütün hepsi oraya rahatlıkla geçiyorlarsa ve FETÖ teröristlerinin FETÖ'cüyüm diyenlere hemen kabul edin diye talimat veriyorsa bir devlet, o zaman 15 Temmuz'da bir işbirliği olduğunu söylemek son derece normaldir. Evet. 15 Temmuz'da, bakın, 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Güneyden PKK ile anlaştıklarının belgeleri var devletin elinde. Zaten bu FETÖ'nün o gece siz bekleyin dediklerini ve ondan sonra Türkiye'nin güneyinden parça alarak Büyük Kürdistan hayalinin gerçekleştirileceğine dair böyle verilmiş sözler. Batı'da ise zaten bu niyette olan Yunanistan'ın Batı Anadolu ve İstanbul'da varlık göstereceği konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Bunu görmezden gelmek ütopyadır. Bakın, benim söylediğim ütopya değildir. Bunu görmezden gelmek ütopyadır. Ortada gerçekler vardır. Bakın şimdi, ben bugün bir eski asker emeklisi ya da istifa etmiş birisi, isim vermeyeyim. Bakın, bu şahıs ve bunun benzeri şahıslar FETÖ ile aynı söylemlerde. Ben bu görüşlerimi bir televizyon programında bildirince
Şu anda FETÖ sosyal medyada bu gerçeğin üstünü örtmek için beni meczup yaptı. Hem meczup, bütün FETÖ saldırıları böyle. Bugün FETÖ'nün söylediklerini, Emre Uslu gibi adamların söylediklerinin aynısını söyleyen bir partide de kurucu üye olan asker emeklisi şahıslar var. Ve diyor ve bu asker emeklisi şahıs bir tanesi mesela bize çuval, bizim askerlerimize çuval giydirildiğinde Irak'ta çuval giydiren askerlere çay ikram ettiği için özel kuvvetlerden alınmış. Yani bizim askerlerimize çuval giydiriyorlar Amerikalılar. Onlar da çay ikram ediyor. Çuval geçirenlere çay ikram eden bir Türk subayından bahsediyoruz. Bu adam özel kuvvetlerden alınıyor bunun üzerine ve daha sonra Amerikalılar ödül olarak lisans, yüksek lisans eğitimini Amerika'ya alıyorlar. Ve görevdeyken şahıs öyle iddialar var. Bacak arasından Mehmetçiği canlı hedef yapıyor. Mehmetçiği görevdeyken bir subay canlı hedef yapıyor, bacak arasından ateş ediyor canlı hedefe. Evet. Canlı hedef dediğimiz bizim vatan evladımız Mehmetçik. Ve bunlar aynı şekilde FETÖ söylemleriyle hareket ediliyor.